Reşat'la devam ediyoruz. Reşat, yarışmanın sevilen isimlerinden. Gerçekten çok efendi, çok tatlı. Tam bir Yağız Karadeniz delikanlısı. Survivor'da renk katacağını düşünüyorduk ama talihsiz bir sakatlık yaşadı. Hatta bu sakatlığının da durumunun çok da iyi olmadığını Acun Ilıcalı açıkladı. İşte o anlar geliyor. Senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var. Yok abi ya, öyle şey olur mu ya? Ben devam edeceğim, ederim yani. Ayak oyunlarına çıkmam, ayağıma bir şey varsa elimle devam ederim. Tek ayakla devam ederim ben. Bir şey yok, tek ayaktan giderim Acun abi yani. İyileşecek kırık varmış kısa sürede, iyileşemeyecek kırık varmış. Bazı kırıklarda hiçbir şey yapmaman gerekebilir. Şu an için hani kesin olarak konuşmuyorum, yanlış anlamayın. Ama aldığım bilgiye göre ki çok tecrübeli, çok inandığımız ve bütün sağlığımızı emanet ettiğimiz çok değerli bir doktorumuz var, biliyorsunuz. Ben de inanıyorum hocam. Kendisi kesin bir şey söylemedi, görmem lazım dedi. Tabii şöyle bir durum var. Hani o inceledikten sonra verilecek bir karar bu. Ben sadece normal kırığın iyileşmesi gibi olmayabilir dedi. Bana anlattı, başka bir şey. Bu oynak bir yer. O yüzden de duruma bakacağız. Evet, burada aslında biz Reşat'ın ne kadar Survivor'ı istediğini gördük. Çünkü evet, hani ayakla ilgili olmayan oyunları oynarım. Gerekirse ayağım öyleyken çıkarım falan diyor. Ne kadar kalmak istediğini söylüyor ama. Artı bir de önemli Survivor'da karakter. Tabii çok performansı, aradaki karakter. Reşat'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Gidince yokluğu çok belli olacak. Çok. Biz kaptan olarak Poyraz olur diyoruz ya, eğer Reşat sakat olmasaydı kaptanlığı asla vermezdi. Ben ne dedim az önce? Söylemek istedim. Poyraz şimdi olmasaydı Reşat tamam, Reşat'ı işledik ya, söylemek istedim. Tamam ama şimdi Mert diyor ki bu zaten bu masada konuşulmuş. Eğer aynı şey söylüyorsan şey kredi, foto kreditte hani fotoğraf biri çektim mi etiketlersin ya, beni etiketleyip söyleyeceksin. Ya da bizi dinleyeceksin demek istiyor. Doğru mu? Ay Mert, evet, ayıp ediyorsun şu anda. Bize biraz... Benim neden üstüme oynuyorsun? Bilmiyorum. Derdin ne? Yok, bir derdim yok ya. Tamam. Çikolatalarımı yedin ya belki ondan. Evet, sen yemedin, ben yedim. Yani Reşat'ın durumu kritik. Ben yani... İnşallah iyileşir hani, abi. Acun abiyi tanırım 10 yıldır. O da şunu hissettirdi. Reşat için bir karar alınacak ve hani ben %90 diyemem ama %70 ihtimalle Reşat devam etmeyebilir. Yani denge biraz daha yüksek. Çünkü... Evet. Hani ayaktaki kırık şöyle bir şey, bir daha bir yerden atladığın an, diyelim ki Reşat için 5 hafta beklendi. O süre verildi Reşat'a. Eminim ki Reşat 5 haftada biraz toparlayacaktır. Hatta yarışmadaymış gibi katkı da verecektir. Herkes sevecektir Reşat'ı. Belki SMS'lerde birinci çıkacaktır. Ama 5 hafta sonra o ayak bir metrelik bir yükseklikten tekrar atladığında tekrardan sakatlanabilir. Eğer zaten Metin abi her şeyin en doğru kararını ama veriyor. Böyle bir çünkü burada önemli olan belki kurtarabilir. Ya burada önemli olan kırık derecesi. Reşat'ın kalıcı bir şey yaşamaması için önlem alınması. Gerekirse Reşat seneye bir daha gelir ama yani ben şimdi Reşat'ın annesi babası olsam ben de istemem ki. Abi hiç gerek. Ya anlatabildim mi? Çok gerek tehlikeli, yok yani. Hiç ama gerek çok yok. Erken yani şu Survivor'ın ilk haftasında bir oluşan sonra şu gelir. Sakatlıklar var ya, o kadar kötü ki. Ya bir de biraz çok dikkatsizlik adına. Ya. Ayakkabısız bir şekilde sevinmek oradan böyle şeyde de bir de yani. Bak yarışta olsa evet, atıyorum dokunulmazlıksın 9-8 falan mesela. 9-9 evet, yapmaya çalışıyorsundur. Ya zor bir yarıştır. Ya, aynen. Orada olsa bir nevi anlayacağım. Sevinirken ya adam şeyde kaydı, su tahtasında yani. Çok, keşke evet, dikkat etseydi yani. Peki Reşat'ın gidişi dengeleri giderse eğer dengeleri değiştirir mi? Çünkü hani şimdi mesela... Şöyle düşünüyorum. Dengeleri ben şimdi bence yakınlaştırıyorum. Gönüllü takımında bir erkeğim Hakan olarak, tamam mı? Yarışmada buradaki en favori erkeklerden biri ilk gittiğimiz zaman daha parkura çıkmadan Reşat'tı. Evet. Doğru mu? Çünkü işte bir sosyal medyada bir gücü evet, var. Bir evet, farklı, bir Anadolu'nun seveceği bir insan. Türk insanının seveceği bir insan. Anadolu'nun bağrından gelen aynen, zaten. Karadenizli bir insan. Geçen gün buradan selam olsun. Ekstra'da biri söyledi. Çok güzel söyledi. Karadeniz insanı özeldir dedi. Her bölge özeldir hoş ama... Karadeniz insanını herkes çok sever dedi. Evet. Reşat da nettir çünkü. Tam öyle bir karakter esprili olduğu için bence çok güzel bir sözdü o. Oydu değil mi? Efendim? Yırmak vardı ya bir evet, tane. Evet, yırmağa gidiyorum. Yani Reşat'ın gidişi bazı insanlara dıştan olmasa da içten oh
Tabii SMS potansiyeli, tabii sosyal medya gücü olan biri. O giderse ne olur? Reşat'a giden oylar bölünmüş olur. Ayşe'nin yanına bir erkek gelebilir. Şimdi bak çok enteresan şöyle bir şey. Mesela geçen sene Ersin elendi. Ersin'e en çok üzüldüğünü gösteren Elif olduğu için Ersin'in oyları o hafta, iki hafta üst üste Elif'e gitti. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir hafta. Yani birinci olarak. Ya anlatabildim mi? Benim elendiğim hafta. Ya böyle şeyler de olabiliyor mesela. Senin elendiğin hafta işte ya. Sen paket oldun orada. Yapacak bir şey yok Mert. Paket oldun. All Star artık. Ha? Düşünmüyorum. Yoruldum ama verdi, bir şey diyeyim. Onu bilmem de şu anda gitsem var ya bu sene. Hı-hı. Bak 3 aydır deli gibi spor yapıyorum. Şu an gitsem var ya içinden geçerim o parkurun. Vay. Ve daha iddialı. Sakin takılırım yani. Hiç kimseyle hiç olmadı abi. Giderim baraka ilk günden yaparım. Derenin kenarına. Çok iddialı. Eskisi gibi. Abi. Tabii.